bir haftalık aradan sonra yeni bir programda çok değerli konumdaki biraz sonra size kendilerini takdim edeceğim. Birlikteyiz. Değerli izleyenler, tabii bizim görevimiz Hamle Medya Kuruluşu olarak oluşan gelişmelerin ışığında önemli bir takım oluşumları ilgili ve yetkililerden alıp sizlere intikal ettirmek. Dolayısıyla bir yıllık periyot içerisine baktığınız zaman hakikaten çok önemli günlerde böylesine konuları gündeme getirdiğimizi yıllardan bu yana hep şahit olmuşsunuzdur. Değerli izleyenler, içinde bulunduğumuz hafta, ay içerisinde önemli bir hafta kutlanacak. Daha doğrusu Türkiye'nin hakikaten çağdaş bir düzeye erişmede olmazsa olmaz kriterlerden bir tanesi vatandaşın devlete olan yükümlülüğü. Bu yükümlülükler arasında en önemlisi de yine vatandaşı vergi bilincini yerleştirmek. Dolayısıyla değerli izleyenler, bu bilinçten hareket eden Maliye Bakanlığı yıllardan bu yana vergi haftası adı altında bir takım etkinlikler düzenliyor. Bu senede değerli izleyenler 25 Şubat ve 3 Mart tarihleri arasında vergi haftası olarak kutlamalar yapılacak. Tabii ki 81 il ile birlikte yaşadığımız kent Muğla'da Vergi Dairesi Başkanlığı tarafından böylesine bir kutlama yapılacak değerli izleyenler. Dolayısıyla stüdyoda ilişkin olarak mutlak surette anlamışsınızdır. Muğla Vergi Dairesi Başkanı Sayın Zafer Evci stüdyomuzda. İzin verirseniz ben öncelikle kendilerine bir hoş geldiniz demek istiyorum. Hoş geldiniz Sayın Başkanım. Sağ olun. İsmail, teşekkür ederim. Evet, Atı ben teşekkür ediyorum. Tabii böylesine bir önemli konuyu vatandaşa anlatmanız bağlamında da hakikaten çok önemli. Hemen şunu şey yapmak istiyorum Sayın Evci. Tabii söylediğim şekilde vatandaşın temel sorumluluklarından, yükümlülüklerinden bir tanesi devletimize olan bir takım kriterleri yerine getirmek. Bunların başında da vergi geliyor. Evet. Tabii eğer siz bir ülkenin sınırları içerisinde yaşıyorsanız dolayısıyla o ülkeye karşı bir takım sorumluluk taşımak durumundasınız ve asıl olan da bunun yerine getirilmesi. İşte söylediğim şekilde 3 Mart tarihleri arasında vergi haftası ile ilgili bir kutlamalar yapılacak. Şimdi önce bunun vergi toplamanın önemini sizin ağzınızdan duymak istiyoruz. Dolayısıyla bu hafta süresince sizin elbette ki bir takım etkinlikleriniz olacak. Evet. Vatandaşa intikalin noktasında. Dilerseniz bu iki ana konuyu işledikten sonra diğer soruları geçeceğim Sayın Müdürüm. Evet. Teşekkür ederim. Ben önce böyle güzel bir programda beraber olmaktan ben de mutluluk duyuyorum. Biz de aynı şekilde. Hem haftamızın önemini en azından bile Hamle TV ekranlarından duyurmak, hem de verginin önemini, verginin toplumda daha gönüllü bir şekilde toplanması yönünde uyumlu bir şekilde, adil bir şekilde, daha böyle isteyerek verilmesi ve toplanması yönünde de bu gibi programların, yapılan etkinliklerin öneminin tabii çok olduğunu biliyoruz. Şimdi vergi gelişmiş ülkelerde, gelişmekte olan ülkelerde devlet gelirlerinin büyük bir bölümünü vergi kaynaklarından topluyor. Malum. Bizde de ülkemizde de toplam gelirlerin %86 civarında bir oranı vergi gelirleri. Yani devletin tüm gelirlerinin hemen hemen tamamına yakınını biz vergilerden oluştuğunu söylüyoruz, biliyoruz. Bu da şunu gösteriyor. Verginin toplumda çok büyük bir önemi olduğunu, bu tabii vatandaşlık duygusuyla, toplum bilinciyle paralel olduğunu ve vergisiz bir toplumun, vergisiz bir ülkenin, vergisiz bir devletin yaşayamayacağını, verginin bu anlamda da toplumun her kesimine anlatılması gerektiğini, tabii bu eğitim sistemine girmesi gerektiğini, küçük çocuklarımızdan başlayaraktan herkesin bu bilinçle yetişmesi gerektiğini düşünüyoruz. Bu tabii bakanlığımızın, gelir dairesinin son zamanlarda bu konuda çok büyük çalışmaları var. Gerçekten gençlerimize, çocuklarımıza, toplumun değişik kesimlerine her vesileyle bunu bir şekilde anlatmayı biz amaç edindik. Amacımız o. Anlatıyoruz, anlatmaya çalışıyoruz. Toplumumuzun duyarlılığını bu konuda görüyoruz. Her sene Mart ayında kutluyorduk biz vergi haftasını. Son 3-4 yıldır da Şubat ayının son haftasında. Çünkü Mart ayı beyan dönemi olduğu için evet, genelde o zaman bir yoğunluk oluyor. Hem mükelleflerimiz açısından hem de bizler açısından.
Bunu biz Şubat ayının son haftasında kutluyoruz. Bu yılda 24.sünü kutlayacağız vergi haftasının. 25 Mart, 25 Şubat, 3 Mart tarihleri arasında yine bütün ülkemizde olduğu gibi de Muğla'mızda 24. vergi haftasını birlikte kutlayacağız. Çok yoğun bir programımız var. Programa geçmeden şöyle yapalım Sayın Evci. Vatandaştan vergi toplarken, onlara tabii bir takım tahakkuk getirirken hangi kriterleri baz alıyorsunuz? Mesela zaman zaman duyuyoruz, doğru veya da yanlış bir takım şikayetler, işte bazılarından çok daha fazla vergi alınıyor. Diyelim ki büyük holding, büyük kuruluşlardan yeterince vergi alınmıyor ama devlet, sade vatandaşlar çok daha fazla vergi alıyor gibi. Yani bunlar doğru mu? Bunlar gerçeği yansıtıyor mu? Evet. Yani kısaca siz vergi toplarken baz aldığınız kriterler nedir Sayın? Evet. Ülkemizde vergi, Türk vergi sisteminde beyana da dayanıyor. Beyan esas. Beyan üzerinden vergi alınıyor, evet. Zaten. Yani mükellefimiz bir yıl boyunca kazanıyor, çalışıyor, kazanıyor ve bu elde etmiş olduğu kazanç üzerinden de vergi dairesine gidip beyannamesini vererekten kazancını beyan ediyor. Yani beyan üzerinden alınan bir vergi sistemimiz var bizim. Vergi bir de gerçek kişi olarak da kişiler üzerinde gelir vergisi ödüyor. Bir de kurum dediğimiz şirketlerimizde, kurumsallaşmışlarda kurumlar vergisi ödüyor. Tabii bunun yanında katma değer vergisi gibi, efendime söyleyeyim, işte diğer vergilerimiz de var ama onlar genelde düzenleyici vergiler diyebileceğimiz vergi kalemlerimiz. Ama tamamen vergi sistemimiz beyana dayanıyor. Beyan üzerinden mükelleflerimizin, kurumlarımızın beyan üzerinden vergiyi alıyoruz. Oranlarımız belli. Orada şöyle bir şey de söyleyebiliriz. Kesinlikle gelir vergisinin oranı, kurumlar vergisinin oranı, katma değer vergisinin beyan edilme şekilleri, her şey zaten vergi mevzuatında, kanunlarımız açık. Evet. Bir de bizde vergi hem beyana dayanıyor hem de artan oranlı vergi sistemimiz var. Yani vatandaşlarımızın belki bu şekilde serzenişinin tam tersine artan oranda bir vergi sistemi var. Yani kazancı yüksek olanın daha yüksek bir vergi ödediği, kazancı düşük olanın, az kazanan da az vergi ödediği bir sistem var. Nasıl belirliyorsunuz Sayın? Beyan şimdi, esas olduğuna göre siz vatandaşı hakikaten itimat ediyor musunuz? Tabii, vatandaş tabii. Gerçek anlamda size beyan veriyor mu? Tabii. Yani şu var, vatandaş ne kazandıysa bunu defterlerinde, beyannamelerinde, bir yıl boyunca kazancını belgelerinde, faturalarında gösteriyor. Bir yıl sonunda, işte sene sonunda çıkaracağı bilançosunda, çıkaracağı gelir tablosu üzerinde ne kazandıysa bu kazancının üzerinden beyanname veriyor. Eğer işte örnek 10 bin lira kazandıysa örneğin %15 oranında vergi veriyor. 100 bin lira kazandıysa işte artan oranında %30-35 oranında bir vergi veriyor. Buna benzer oranlarla artaraktan artan oranında bir vergi veriyor. Yani kendisi tabii mali müşavirleri, muhasebecilerinin tutmuş olduğu belgeler, defterler üzerinden kazancı ne çıktıysa, çünkü kazanç üzerinden zaten vergi beyan ediliyor, vergi, evet, alınıyor. Eğer kazanmadıysa, kazancı yoksa da herhangi bir şekilde vergi ödemiyor. Yani tabii istisnai durumlar var, vergi ödemiyor. Yani burada kabaca zenginden vergi alınmıyor, zenginden çok fazla vergi alınamıyor, gidilmiyor gibi bir düşünce asla doğru değil. Evet. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olup da vergi mükellefiyeti bulunan veya vergi mükellefiyetini gerekli olan, gerekir durumdaki herkes bizim mükellefimiz ve beyannamesini zamanında vermek zorunda. Tabii beyannamesini kendi beyan ediyor. O beyannamesini tabii biz her zaman onun üzerindeki gerekli denetimlerimizi, incelemelerimizi yapıyoruz. Yani tabii. Evet, o esas olan mudur? O zaten. Tabii. Yani vatandaş, elbette ki duyarlı vatandaşımız kazancının belirli bir kısmını vergi vermekle mükellef olduğunu biliyor da acaba bu beyan hakikaten gerçek, tabii, mi? Yani yoksa bir takım entrikalar diyeyim artık amiyana bir tabirle çok daha fazla kazancı olmasına, tabii, rağmen çok cüzi miktarda bir beyanda mı bulunuyor, tabii, şeklinde vatandaşın yani, kafasında oluşabilir. Evet. Eksik beyanlarda eksiklik olabiliyor. Evet. Hatalar olabiliyor. Yanlışlar olabiliyor. Bunlar elbette ki zaten şimdi artık eskiden, yani yıllar öncesinden çok manuel ortamlarda, her alanda olduğu gibi bizde de manuel ortamlarda incelemeler yapılıyordu. Evet. Efendime söyleyeyim, defter belgeler geliyordu, onun üzerindeki hesaplamalar yapılıyordu falan. Şimdi sistemimizde her mükellefin, bunları serbest muhasebeci, mali müşavirlerimiz daha iyi bilirler. Her mükellefimizin her ay bildirmek zorunda oldukları bildirimler var. Bildirim, evet. Otomatikman sisteme zaten bunlar giriliyor. Tabii dört dörtlük her şeyi kayıt altında mı?
her şeyi izleyebiliyor muyuz? Bu afartlı bir konu. O ayrı bir tartışma konumuz, evet. Ama izleyebildiğimiz ölçüde her şey izleniyor. İzlendiği ölçüde de zaten mükellefin vermiş olduğu beyannamesini belki biz hemen verdiği zamanlarda bile, ilk aşamalarda bile ne kadar doğrudur, ne kadar doğrudur bunu bile görebiliyoruz. Ancak tüm mükelleflerimizin vermiş olduğu beyannamelerinin, defter ve belgelerinin muhakkak her zaman incelemeye, denetime tabi tutulduğunu, tutulabileceğini zaten mükelleflerimiz de biliyor. Bu, yani şunu söyleyeceğim burada, beyan esası olduğuna göre burada bir vatandaşımıza, mükelleflerimize bir güven var. Güven. Biz burada güveniyoruz kesinlikle. Evet. Yani siz bu şekilde bir beyannameyi veremezsiniz demiyoruz. İstediği şekilde beyannameyi verebiliyor, beyan edebiliyor. Ancak tabii ki onun değerlendirmesini, incelemesini, denetimini biz her zaman yapabiliyoruz. Evet. Orada bir 5 yıllık zaman aşımımız var. Biz de tabii incelendiği zaman veya herhangi bir denetime tabi tutulduğu zaman eğer bir eksiklik, bir noksanlık varsa da ilave bir tarihat yapılaraktan, tabii o cezalı olabiliyor durumlara göre. Evet. O zaman mükellefimiz belki biraz daha fazla mağdur olup onun yine cezalı bir şekilde bunun ödemesini yapıyor. İşte bu çok önemli müdürüm, yani vatandaşın anlaması noktasından, yani kafasında oluşan bir takım istifamların giderilmesi bağlamında, işte beyan esas olduğuna göre beyan üzerinden siz vergi tahakkuk getiriyorsunuz. Evet. Ve yapılan inceleme sonrasında beyanın dışında hakikaten bir olumsuzluk varsa inceleme sonrasında zaten tabii ortaya çıkıyor diyorsunuz. Değerli izleyenler, işte bu konuda şüpheniz kalmasın, Sayın Başkan'ın ifade ettiği gibi vatandaşın bir beyanı esas. Ama buna karşın yapılan inceleme sonrasında gerçekten bir eksiklik, bir yata oluşmuş ise daha sonra yine başkanın ifadesine göre bunun üzerinde bir takım girişimler tabii, oluyor. İncelemeler. Yani bir takım ve gerekirse cezai müeyyide de tabii uygulanıyor şeklinde. Ama buna karşın yine de esas olan vatandaşın beyanı olduğuna göre karşılıklı güvene dayanan bir işlem var burada. Burada yani, yine bir şey ilave edeyim ben. Zaten beyan zamanlarında bizim Mart ayı gelir vergisi beyannamelerinin verildiği aya biz Mart ayı beyan dönemi diyoruz. Nisan ayında kurumlar vergisi mükelleflerimizin beyaname verdikleri dönem ayda Nisan ayı. Tabii gelir vergisinde mesela Şubat ayı, bu ayda da bir yine beyaname veren mükelleflerimiz de var. Bastüsül dediğimiz mükelleflerimiz var. Eski götürü denen bastüsül mükelleflerimiz Şubat ayında veriyorlar. Biz her beyan döneminde bütün mükelleflerimize işte basın yoluyla, efendime söyleyeyim, maillerle, televizyonumuzla, yerel bilhassa televizyonlarımızla, toplantılarımızla, odalarımızla, devamlı vergi dairelerimiz, ilçelerde, her yerde ulaşmaya çalışıyoruz. Oradaki amacımız da şu, beyannamenizi yasal süresinde verin, beyannamenizi doğru, düzgün bir şekilde verin, ileride herhangi bir şekilde bir cezai işleme muhatap olmayın. Hani bu bizim istediğimiz bir veya bir beklediğimiz bir uygulama değil ama ancak her zaman bundan sorumlusunuz. Beyannamelerin zamanında ve eksiksiz, tam olarak ve düzgün bir şekilde vermeye çalışın diye çok önem verdiğimiz bir husustur. Bu konuda işte standlar açıyoruz alışveriş merkezlerimizde, efendime söyleyeyim, yani vatandaşlarımızın yoğun olarak gittiği odalarımızda, borsalarımızda, buna benzer çeşitli etkinlik diyebileceğimiz veya yani vatandaşımıza ulaşmaya çalışıyoruz. Muhasebecilerle zaten odalarla devamlı iç içeyiz. Onlardan yine bu konuda hem destek hem de onlara çeşitli şekillerde uyarılarımız da oluyor. Amacımız vatandaşlarımızın cezai bir işlemle karşı karşıya kalmaları değil, kazancımız neyse, neyi kazanmışsak bunun beyannamesini zamanında tam olarak yansıtmak tabii en doğrusu bu ve bir vatandaşın da yapması gereken bence en önemli vatandaşlık görevlerinden birisi bu olduğunu söylüyoruz. Evet, yani her türlü iletişim araçlarını tabii çok rahatlıkla kullanıp bu konuda vatandaşı en ince ayrıntısına kadar bilgilendirme yaptırdığı, inanıyor musunuz Zafer Bey? İsmail Bey, sıkıntılarınız var evet, mı? Ya muhakkak evet vardır. Yani evet, elimizden geldiği kadar bütün imkanları kullanaraktan bunu yapıyoruz. Ama elbette ki eksik yaptığımız veya tam ulaşamadığımız evet, muhakkak vardır. Hani vardır. Ne yaparsanız yapın bunu %100 diyemeyiz. Ama eskiye bakınca gerçekten 2005 yılında Gelir Dairesi kuruldu. Gelir Dairesi'nin kurulmasıyla da 29 ilde, 29 büyük ilde vergi dairesi başkanlıkları kuruldu. Şunu kesinlikle söyleyebiliriz. Her gün, her geçen yıl üzerine koyaraktan gelir dairesi başkanlığı ve vergi dairesi başkanlıkları daha iyi hizmet, mükellefe, mükelleflerimize daha hızlı, daha doğru, daha böyle güvenilir bir hizmeti sunmayı amaç ediniyoruz. Bunu da tabii zamanla iyileşme var. Yani daha iyi sunduğumuzu düşünüyoruz. Ama bunu yeterli mi derseniz, elbette ki hiçbir şey de olmadığı gibi bunun da ben
tamamen yeterli diyemem yani. Ama 2005 yılından başladığınızda göre tabii çok şey değişti. Evet, ilerleyen süre içerisinde çok daha vatandaşın bilinçlenip evet, görevini, asli görevini yerine getireceğine siz de inanıyorsunuz. Evet. Ayrıntılara geçeceğim ama önce tabii böylesine önemli bir hafta nedeniyle siz başkanlık olarak belirttiğin şekilde bir takım kutlamalar yapacaksınız vergi haftası ile ilgili. Mesela Muğla'da neler düşünüyorsunuz Sayın evet, Yerci? Şimdi bu hafta, önümüzdeki hafta daha doğrusu pazartesinden itibaren pazara kadar çok yoğun bir program hazırladık. Bu programı ana hatlarıyla ben ilk önce 3 aşamada anlatabilirim. Tabii. Önce personelimize dönük programlarımız var. Yani kendi içimizde, kendi çalışanlarımızla personelimizi, çalışanımızı daha motive edici, daha böyle işte iş işlemlerimizi daha hızlı, daha etkin, moralman personelimizin biraz daha böyle yüksek moralle çalışmasını sağlayacak bunda etkinliklerimiz var. Bu işte bir araya geliyoruz başkanlık olarak bütün amirlerle yani müdürlerimizle, amir pozisyondaki arkadaşlarımızla, personelimizle falan bir arada birlikte yemeklerimiz oluyor, çeşitli etkinliklerimiz oluyor. Bunlar mesela yemeklerimiz var ilçelerde ve merkezde. Evet. Bir sinema, bunu her yıl yapıyoruz hemen hemen. Personelimizle beraber bir sinema, filme gidip sinema izleyeceğiz. Beraber olacağız yani. Bunun dışında çeşitli kendi içimizde başarılı personel veya işte 25 yılını aşmış gibi personelimize ödüllerimiz var. Evet. Çeşitli ödüller vereceğiz. Bu tabii hep böyle motive edici. Bir gün bir sağlıklı yaşam yürüyüşü veya doğa yürüyüşü adı altında bir yürüyüş yapıp yine bir kahvaltı programımız var. Yine personelimizle beraber. Bunu tabii hem basında duyuracağız hem de personelimizle beraber o gün o saatlerde beraber olup yürüyüş yapacağız. Sportif faaliyetlerimiz var. Mesela masa tenisi turnuvamız var. Yine masa tenisi turnuvasına katılan arkadaşlarımızla bir yani hem eğlence evet, hem orada bir sportif faaliyet hem birlikte olmak. İşin dışında da en azından her zaman beraber olduğumuzu çeşitli. Bunu tabii biz esasında yılın hemen hemen her ayı her zaman bunlar yapılabilir ama yapılıyor da tabii bu kadar yapılamıyor. Bunun vergi haftasında bunu tabii bir hafta içinde de yapmıyoruz. Yani bu bir hafta çok yoğun bir program var. Bunu biz iki haftaya, üç haftaya hatta Mart ayının sonuna kadar yayıp değişik tarihlerde de yapıyoruz. Halk müziği ve sanat müziği korosunun konseri var. Yine bir personelimizle beraber katılacağımız hem Milas ilçesinde hem de Yatağan ilçesinde düzenlemiş olduğumuz bir müzik dinletisi. Yani böyle işte daireden çıkmışsınız, işten uzaklaşmışsınız bir akşam. Hep beraberce bir müzik dinliyorsunuz. İşte yani bir sanatçı falan mı getiriyorsunuz? Tabii koro getiriyoruz. Evet, koro, evet. Onlar bize bir işte bir saat, bir buçuk saat kadar bir müzik sunumu, koro. Sanat müziği de var, halk müziği de var bunda. Bunu Muğla merkezde de yapmayı düşünüyoruz ama şu anda tam onu belirleyemedik. İnşallah merkezde de yapacağız. Yine orada tabii sadece personelimiz değil, belirli bir kesimi de yine davet ediyoruz. Yani bütün vatandaşlarımıza davet edip beraber olmayı amaçlıyoruz. Öyle de bir düşüncemiz var. Yine üniversiteden bir öğretim görevlisi hocamızın da bize vereceği stres yönetimi adı altında personelimize dönük yine kendi iç memurlarımıza dönük bize bir sunumu olacak bir buçuk saat kadar falan yani daha değişik bir açıdan en azından çünkü İsmail Bey gerçekten kolay değil yani bugün hep vergiyi anlatıyoruz her şeyi yapıyoruz ama sonuçta vergi dairesinde çalışan da bir insan aynı sizin gibi bizim gibi hepimiz aynıyız şeyiz hepimizin belli başlı sorunları olabiliyor. Veya iş ortamını, aile ortamını falan çok iyi değerlendirmek lazım. Yani herkes böyle bir robot gibi, bir şey gibi gelip de orada sabahtan akşama kadar belli bir saatlerde çalışsın gitsin. Bu olmuyor. Yani muhakkak bizim de kendi içimize dönük, kendi personelimizin de çeşitli sıkıntılar olabiliyor, çeşitli efendime söyleyeyim moral bozukluklar olabiliyor. Bugün devlet memurlarının yaşadığı konum, içinde bulunduğu ortam belli. Bizim de onlardan bir farkımız yok. Ama biz bunu daha az, ne kadar azaltabiliriz? Veya personelimizin moral ve motivasyonunu artırıcı nasıl bir etkinlik yapabiliriz? Bu arada bir arayış içindeyiz ve güzel şeyler de yaptığımıza inanıyorum. Çünkü o coşkuyu, o güzelliği orada görmek de tabii en başta beni ve diğer idareci arkadaşlarımız da mutlu ediyor. Böyle bir değişik etkinlik, daha sayamadığım bir sürü etkinliğimiz var. Mutlaka tabii yani şimdi biz gözlüyoruz Muğla merkezde olsun veya ilçelerimizdeki bütün kurum ve kuruluşları. Tabii en yoğun bir faaliyet
en yoğun bir çalışma temposu sürdüren evet. kurumlardan bir tanesi sizin Vergi Dairesi Başkanlığınız olarak ki sizin aynı zamanda cumartesi günleri de evet. sizin çalışma. Tabii böylesine yoğun tempo içerisinde görev üstlenen arkadaşlarımızın elbette ki her insan gibi zaman içerisinde dinlenmeye, eğlenmeye ve en azından motive olmaya elbette ki ihtiyaçları var. O anlamda da bu sergilediğiniz faaliyetler hakikaten çok yerinde. Geçmişte ben şöyle hatırlıyorum da Sayın Avcı, siz okullar arası bir takım vergi haftası ile ilgili yarışmalar da özendirme yarışmaları, evet. vergi haftasının önemi olmak üzere resim olabilir, şiir olabilir, kompozisyon olabilir. Bu sene var mı? Var. Evet. İsmail Bey yaptık. Gelir Dairesi bir yarışma programı formatı hazırladı. Bütün 81 ile Vergi Dairesi başkanlıklarına ve defter adaylıklara gönderdi. İlk öğretim, orta öğretim ve lise öğretimde resim, müzik ve karikatür. Resim, müzik değil de karikatür, resim ve şiir yarışması düzenledi. Yalnız her il, her başkanlık bunu kendisi bir tanesini seçti. Biz de bunu Milli Eğitim'le, Milli Eğitim Müdürlüğümüzle de görüşerekten beraber ortak bir resim yarışmasını seçtik. Resim yarışmasında da tabii bu Türkiye çapında yapıldı ama Muğla'da birinci, ikinci, üçüncü olan çocuklarımız, öğrencilerimiz, işte diğer illerde de aynı şekilde. Onun da ödülleri geldi. Hatta ödülleri de söyleyebilirim. Birinci olan öğrencimize dizüstü bilgisayar, laptop bilgisayar hediye edeceğiz. Güzel yani hani. Evet. Yine ikinci, üçüncü olan öğrencilerimize de güzel hediyelerimiz var yine aynı şekilde ona benzer. Bu hediyelerimizi de öğrencilerimiz belli. İnşallah onlara da yine böyle bir gün bir beraber olduğumuz törende, bu vergi haftası içerisinde İnşallah. Bu hediyelerimizi takdim edeceğiz. Bu Türkiye çapında bir yarışma. Çok güzel bir yarışma. Yani evet. sonuçta 81 ilin birinci, ikinci, üçüncüsü belirlendi. Ancak hani Ankara yaptı bu yarışmayı. Jüri veya değerlendirmeler Ankara'da yapıldı. Bu tabii yine öğrencilere dönük etkinliklerden bir tanesi bu. Buradaki amaç da öğrencilerimizdeki vergi bilincinin oluşmasına biraz daha bir katkı yapmak, biraz daha bir şey yapmak amaç oydu. Bu Gelir Dairesi'nin yani bizim bakanlığımızın yapmış olduğu bir çalışma bizim tabii desteklerimizle ve onların desteğiyle bizim en azından burada onların ödüllerini vergi haftası içerisinde öğrencilerimize vereceğiz. Bunun dışında Muğla ve ilçelerinde birçok okula gidip vergi haftası içerisinde vergiyle ilgili çocuklarımıza ders vereceğiz. Evet, ben kendim de gideceğim, doğru. müdür arkadaşlarımız gidecek, idareci arkadaşlarımız gidecek. Doğru. Orada çocuklara yani bugün 10 yaşında, 12 yaşında, 13 yaşında çocuklarımıza İşte vergiden ne anladıkları, vergiden vergi deyince akıllarına ne geldiği konusunda bizim onlara anlatacaklarımız, onlardan dinleyeceğimiz, onlardan dinlemek de çok güzel. Yani çocuk çünkü evde annesinden ve babasından işte vergi mükellef olan esnaf çocuğu, işte vergi mükellefinin çocukları mesela annesinden ve babasından ne duyduysa orada bize öyle güzel sorular soruyorlar ki. Doğru, doğru. Çok değişik. Onlarla tabii onların o sorularını, onların o ruh halini, onların o bakışını bilmek hem bizi mutlu ediyor, biz de öğrenmiş oluyoruz. Hem de onlara daha farklı açılardan belki, daha vergiyi böyle daha güzel bir şekilde bence anlatılması gerektiği şekilde, daha güzel değil de anlatılması gereken şekilde anlatmaya çalışıyoruz. Çok güzel oluyor, bunu her yıl yapıyoruz. Çok güzel pozitif şeyler alıyoruz. Biz tabii bunları da Gelir Dairesi'ne aktarıyoruz. Yani Ankara'ya aktarıyoruz. Ankara'da en azından bundan sonraki hazırlayacağı programlarda ve politikalarında bunlar da belirleyici oluyor. Yani çocuklarımızla yoğun bir şekilde beraber olmaya çalışıyoruz öğrencilerimizle. Küçük hediyelerimiz var öğrencilerimize gittiğimiz yerde. Evet, yani verginin işte önemini anlatan sloganların yazıldığı böyle kalemdir, cetveldir, silgidir. Buna benzer çok küçük ama en azından çocukları sevindirebilecek hediyelerimiz doğru, var. Doğru. Bununla da çocuklarımızla bu hafta boyunca sürekli bütün ilçelerimiz dahil. Burada hemen tabii şunu söylemek istiyorum. Sadece Muğla merkezde, il merkezinde bu etkinlikleri biz yapmıyoruz. İlçelerimiz Bodrum'undan, Datça'sından, her taraftan ve bizler de Vergi Dairesi Başkanı olarak ben ve arkadaşlarımın da buna bütün etkinliklere katılmayı arzu ediyoruz ve katılmaya çalışıyoruz. Çünkü orada personelimizle, orada mükelleflerimizle, orada öğrencilerimizle beraber olmak istiyoruz zaten. Onun için hani hep yoğun yoğun diyoruz ama gerçekten bu hafta ve Mart ayı sonuna kadar belki hiç böyle bir 5 dakika bile durmadan devamlı koşturmaca bir program dahilinde bütün mükelleflere, bütün çalışanlarımıza, personelimizle beraber ulaşmayı arz ediyoruz. Daha bunun dışında mesela huzurevi ziyaretimiz var. Evet. Huzurevine gidip oradaki huzurevindeki kalan büyüklerimizle en azından belki çok vergiyi anlatmak veya
işte vergiyle ilgili konuşmak değil ama bir vergi haftasında bir maliye çalışanı olarak, vergi dairesi başkanlığı personel olarak, duyarlı bir vatandaş olarak en azından onların da bir ziyaret edilmesi gerektiğini, yani evet, ziyaret amacıyla oraya gidiyoruz, bulunuyoruz. Onların orada, onlarla beraber bir 5-10 dakika oturup sohbet ediyoruz. Onlara bir çiçek sunuyoruz falan böyle. Onların bir en azından kısa bir süre de olsa gönüllerini almak istiyoruz. Mutlaka, tabii. Çocuk yuvası ziyaretlerimiz oluyor buna benzer. Yine bunun dışında dışarıya dönük başarıya, başarılı personellerimize, yani bugüne kadar vergi dairesi hiçbir problem yaşamamış. Hep beyannamelerini zamanında vermiş. Vergisini zamanında ödemiş personellerimizden. Tabii hepsine gitmek mümkün olmuyor. Çünkü böyle doğru, çok doğru, personelimiz var. Doğru. Gönül istiyor ki herkese gidelim. Herkesin iş yerinde, efendime söyleyeyim, evinde bile belki ziyaret edelim ama bu tabii mümkün değil. Hani fiilen mümkün değil ama bu başarılı, başarılı demeyeyim de ödevlerini yerine getirmiş mükelleflerimizin içerisinden seçmiş olduklarımızı iş yerinde muhakkak ziyaret ediyoruz. Onlara böyle küçük hediyelerimiz oluyor. Yani bugüne kadar hep çünkü veren, hep devlete vermiş, vergisini ödemiş veya tabii vergi ödenirken veya vergi istenirken cebren vergi sonuçta kanunen alınan bir şey. Yani evet, tamam gönüllü uyum var, beyan esası var ama sonuçta devlet vergisini de cebren alıyor. Yani kesin bir şekilde, katı bir şekilde cebren alıyor. Biz tabii o yönümüz, o özelliğimiz olsa bile bir de giden, ziyaret eden, çayını içen, onlarla sohbet eden, her zaman onlara böyle bilgi veren, onlarla beraber olduğumuzu, sonuçta vatandaşlarımız, yani bizim de ailemizde mükellef var, sizin de var, sizin de devlet memuru var, mükelleflerimizin çocukları da bugün belki bizde memur veya çalışıyorlar. Yani bir ayrı gayrılık diye bir şey yok bizlerde. Olamaz da zaten. Eğer bu ülkede yaşıyorsak, ben öyle görüyorum her zaman. Evet. Bu ülkenin her şeyiyle biz birlik ve beraberlik içerisinde olmamız gerektiğini inanıyoruz. Bunlar bir vesile. Yani bu vergi haftasında mesela huzurevi ziyaretini belki bazı vatandaşlarımız ne gereği var diyebilir ama bu bir sosyal bir faaliyet. Tabii doğru, çok doğru Müdür Bey. Yani bu faaliyetlerin hakikaten yerinde bir takım girişimler olduğunu yatsımak mümkün değil. Çünkü eskiden beri halk arasında bir deyim vardır. Eskilerin deyimine darru mesel haline gelen, işte soruları en çok biz vergi memurlarından korkarız gibi, evet, vatandaş ama vergi dairesi ve dolayısıyla o bünyede çalışanların korkacak kişiler olmadıkları. Yok, tabii. Onlar da sonuçta devletin onlara yüklemiş olduğu bir görevi ifa ettikleri, evet, söz konusu. Ki hep dile getirdiğiniz gibi devletin yaşamasının temel koşullarının başında vergi geliyorsa, dolayısıyla bu verginin toplanmasında mutlak surette görevli arkadaşlarımız görevini yerine getireceklerdir. Yani böylesine, yani vergi dairelerinin çok korkulan bir yeri olmadıklarını, kesinlikle, her türlü sosyal aktiviteler içerisinde yer aldıklarını göstermek anlamında vatandaşla bir yerde diyalog içerisinde olmaları çok güzel. Ben hakikaten kutluyorum. Teşekkür ederim. Gerçekten çok sağ olun. Çok önemli bir kurumun Muğla'daki bir faaliyetlerini süreci içerisinde, işte bütün bu faaliyetleri söylediğiniz gibi kısa bir süre içerisinde yerine getirmek mümkün değil. Evet. Tam Mart'a kadar, belki Nisan'ın başına kadar taşabilecek bir takım etkinlikler var. Evet. İnşallah arzu ettiğiniz şekilde gerçekleşecek. Bir de bu arada yine, evet, bir iki cümle daha, evet, hemen yine bununla ilgili. Mesela Kızılay'la görüşmelerimiz oldu. Evet. Kan bağış kampanyamız var. Evet. Muğla merkezde, ilçelerimizde, çoğu ilçemiz, hepsinde değil ama kan bağış kampanyası düzenledik. Muğla merkezde pazartesi günü ayın 25'inde ilk gün vergi dairesi başkanlığımızın önünde, orada zaten afişlerimiz falan asıldı. Yine bu arada kan vermek isteyen vatandaşlarımız da haberdar olursa veya isterlerse de oraya gelip de, tabii bu personele dönük kendi içimizde bir bağış kampanyası ama vatandaşlarımız da gelip, mükelleflerimiz de gelip kan bağışında bulunabilirler. Ağaç dikimi, yine bir Maliye Hatıra Ormanı adı altında böyle ağaç dikimi Fethiye ilçesinde yapacağız. Bunu tabii Mart ayının sonları veya Nisan ayının başları gibi yapacağız. Orada yine personelimizle beraber evet, bir etkinliğimiz olacak. Daha bunun dışında şu anda hani söyleyemediğim bir sürü küçüklü böyle farklı ilçelerimizde, değişik yerlerde, değişik ortamlarda etkinliklerimiz var. Yine Sayın Valimizin de katılacağı, belediye başkanımızın, oda başkanlarımızın katılacağı, rekortmen mükelleflerimize, yani Muğla'nın, evet, il düzeyinde ilk 5'e girmiş kurumlar vergisinden ve gelir vergisinden rekortmen mükelleflerimize bir araya gelip, bunlara yine bakanlıktan gelen hediyelerimiz var. Sayın Vali Bey'imiz ve belediye başkanımız olmak üzere onların da huzurunda, onlarla beraber plaket böyle bir plaketimiz olacak, evet, hediyelerimiz olacak. Beraber olacağız yani. Evet.
daha bir sürü etkinliğimiz var. Tabii burada saymayla da bitiremeyeceğim. İnşallah. Doğru, çok güzel tabii bunlar. Dediğiniz evet. gibi az bir zaman istemiyor. Çünkü evet. çok çeşitlilik arz edince bu etkinlikler elbette ki belirli bir süre içerisinde mutlaka yerine getirecek. Şimdi şöyle baktığınız zaman geçmişten bugüne Sayın Avcı, vatandaşın vergi yükümlülüğü noktasında o bilinç yerleşti mi? Yani geçmiş yıllarda günümüze doğru geldiğiniz zaman topladığınız vergi miktarı bağlamında siz hakikaten tam olarak devlet vatandaştan vergi alabiliyor, alıyor diyebilir misiniz? Onu tam olarak söyleyemeyiz. İsmail Bey maalesef bunu üzülerek hani işin içinde veya başında olan hani birisi olarak söyleyebilirim. Şunu şu şekilde söyleyeyim. Bu vergi bilincinin tabii yerleşmesi bu konudaki çabalar, bu konudaki çalışmalar öyle çok kısa sürede olacak bir şey değil tabii bu. Yani bu çok uzun bir süreçte eğitimle başlayıp, ailede başlayıp, eğitim, öğrenim, her şey aşamada başlayıp daha duyarlı bir vatandaş bu konuda. Yani biz kesinlikle şu bizim hatamız, eksiğimiz diye söylerim. Eğer haksız şekilde vergi alınıyorsa, haksız şekilde bir şekilde bir ceza kesiliyorsa, yani devlet burada o adil ve adaletli davranışını bir şekilde zedeleyici bir uygulama yaptıysa bundan zaten biz kat kat muzdaribiz. Yani evet. böyle bir şey oluyor anlamında söylemiyorum, bu değil. Ama vatandaşlarımız da tabii ki şunu düşünmesi lazım. Hepimiz, bu hepimiz için geçerli. Yani bu sadece belki vergi de değil, verginin üstüne çıkaraktan devlete olan, topluma olan, millete olan, komşuya olan bütün ilişkilerimizi bizim daha böyle bir düzenleyici, daha böyle bir adaletli bir şekilde, yani kendimize neyi istiyorsak karşıya da bunu isteyebilecek boyutlarda, bu tabii kültür meselesi, bu eğitim meselesi, bu bir medeniyet meselesi. Yani ben öyle görüyorum şahsen. Bu anlamda söylüyorum ama hemen şunu söyleyeyim burada. Muğla olarak tahakkuk ve tahsilat oranlarımıza baktığımız zaman Türkiye ortalamasının üzerindeyiz. İşte onu ben, yani onu geleceğiz. O soru vardı ama siz madem evet. ki açtınız. Yani ki bunu evet, pardon, yıllardan bu yana ilgili daire başkanı arkadaşlarım, vergi daire başkanı arkadaşım veyahut da defterlerle bizzat ben yapmış olduğum 20 senelik süre içerisinde her sene yapıyoruz o programlarda. Her konuğumun dile getirmiş olduğu Muğla'nın bu anlamda hakikaten çok duyarlı bir kent olduğu. Evet. Kendilerine tahakkuk ettiren vergiyi zamanında ödediği, hatta bazı evet. mükelleflerin çok daha erkenden vergisini verdikleri şeklinde tabii bu Muğla adına bu sevindirici tabii. bir durum diye düşünüyorum. Evet. Şimdi Türkiye ortalaması, mesela tahsilat ortalamamız %92 küsur. Yani ama fena değil. Türkiye ortalaması. Türkiye ortalaması. Tahakkuk eden diyelim ki 100 liralık verginin zamanında evet. 92 küsürü, 92,5 civarındaki bir oranda tahsil ediliyor. Geriye kalan da yine zaten devlet bir şekilde tahsil etme yoluna gidiyor. Tahsil ediliyor yine ama geç tahsil ediliyor. Yani zamanında cezalı olarak. Cezalı tahsil ediliyor. Evet. Gecikme zammı, gecikme faizi işliyor falan. Ama zamanında tahsilat oranımız, yapılan tahsilatlar oranımız %92,5. Muğla'daki bu ortalamamız %94 küsur. Evet. Yani 2 puan daha üst düz iyiyiz. Bunun tabii çok çeşitli etkenleri var ama bunu çok fazla değinmeye gerek yok. Evet, tabii, ama tabii. ben yine bu vesileyle şunu söyleyeyim ben. Muğlalı mükelleflerimize, Muğlalı esnafımıza, Muğlalılara, herkese buradan ben teşekkür ediyorum. Gerçekten bu konuda duyarlılar. Tabii ben hani az önceki sorunuzu %100 her şey yapılıyor mu anlamında algıladığım evet. için ben evet. dedim. Evet. Biz o anlamda memnunuz. Muğla'da büyük bir sıkıntımız yok. Muğla'da duyarlı, Muğla'da her konuda duyarlı, vergi konusunda da duyarlı. Biz öyle görüyoruz yani. Öyle zaten rakamlarımız öyle. Ama amacımız tabii bunu daha yukarılara çekmek. Çünkü gerçekten duyarlı vatandaş olmak lazım. Bu güzel bir şey. Yani bunun örnek olmak. Hani bir de duyarlı vatandaş olup örnek olursanız da sorgulamak da biraz daha hakkını soruyor. Ben duyarsız vatandaşın sorgulayabildiğini, sorgulayabileceğini de zannetmiyorum. Hiçbir konuda bu. Yani sadece vergi değil. Onun için hem duyarlı olmak lazım hem de hakkımızı, hukukumuzu aramak ve sorgulamak lazım. Bu anlamda biz tekrar ben bütün esnafımıza, bütün mükelleflerimize, vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. Evet. Şu var, siz de zaman zaman değindiniz. Tabii bu
vergi bağlamında bütün dünya ülkelerini şöyle bir mukayese ettiğiniz zaman, karşılaştığınız zaman demokrasinin bütün kuram ve kavramlarıyla yerleşmiş olduğu ülkelerde, yani tam demokratik bir ülkelerde hakikaten vatandaşların yüzde yakın bir kesimin vergi, vatandaşlarda vergi bilinci oluştu. Evet. Dolayısıyla böyle bir sorunun olmadı. Ama bunun, yani o ülkelerin bu hale gelmesinde de eğitimin evet. başrolü oynadı. Evet. Doğru, eğitim süreci içerisinde vatandaşa o bilincin vatandaşa yerleştirmek gerektiği de bir realite. Evet. İnşallah tabii Türkiye bu konuda önemli mesafeler almakta olan, bu konuda büyük çabalar sarf eden bir ülke. Ümit ederiz kısa süre içerisinde Türkiye tam demokratik bir ülke olarak karşılaştığı bütün sorunlardan arınmış bir şekilde devlet vatandaş işbirliğinin istenen düzeyde olması en büyük arzumuz diye düşünüyorum. Evet. Sayın Avcı, tabii programın sonuna doğru geliyoruz ama bir soru var ki ben bunu sormadan edemiyorum. Çünkü yıllardan bu yana Muğla'nın bu konuda mağdur edildiği şeklinde bir takım ortada veriler, kriterler var. Tabii özellikle turizm yörelerinde pek çok işletmeler var. Sektör var. Ama bunlara baktığınız zaman Sayın Başkanım, Muğla değil de başka iller vergi dairesine kayıtlı oldukları görülüyor, evet. gözleniyor. Tabii. İstanbul'dur, İzmir'dir, Ankara. Ama sonuçta ne oluyor? Devlet bu ile pay ayırırken, ödenek ayırırken, tahakkuk ettirirken bunlar da baz alınıyor. Evet. O zaman Muğla'nın mağduriyeti söz konusu. Evet. Şimdi her ben programda değerli başkanlarımıza, konuklarıma aynı soruyu yönelttim. Bu nasıl önlenecek? Eğer bir sektör Muğla'dan nemalanıyorsa vergi dairesinin de Muğla olması gerekir şeklinde. Dolayısıyla Muğla'da bundan nasiplensin bazında. Evet. Efendim bu konuda çalışmalarınız var mı? Hangi aşamada? Önünüze çıkan engeller mi var bu konuda? Yasa meselesi mi? Yasayla evet. bunun şeyi yok. Nerede iştigal ediyorsa, nerede hakikaten bir iş yeri faaliyetini sürdürüyorsa o ürün vergi dairesine kayıt olması gerekir diye düşünüyoruz. Evet, şimdi. Kesinlikle. Bu konuda tabii sık sık da biz de biliyoruz ve sık sık da bunlar dile geliyor, getiriliyor. Doğru, bu tabii sadece Muğla'nın değil ama diğer illerde de var bu. Ama en çok mağdur olan illerden bir tanesi Muğla. En çok belki mağdur olan illerden bir tanesi. Çünkü turizmde faaliyet gösteren, turizm evet, sektöründe tabii. faaliyet gösteren evet. bilhassa büyük oteller dediğimiz işletmelerimizin tabii merkezleri bilhassa İstanbul gibi, İstanbul, İzmir, Ankara gibi iller olduğu için bizde bu mağduriyet biraz daha fazla. Bunun için şöyle tabii bu vergi mevzuatında böyle bir şeyimiz var. Yani faaliyet gösterdiğiniz yerin mükellef olmanız gerekiyor. Ancak kanuni merkez, iş merkezi neredeyse oranın mükellef olabiliyorsunuz. Evet. Birincisi bu. İkincisi tabii toplam vergi gelirleri üzerinden İller Bankası'na aktarılan bir il payı olduğu için buna en son siyasi iktidarım yapmış olduğu düzenlemede bu biraz daha aza indirildi. Yani gelir artırıldı da hani o şey biraz daha böyle bu gibi illerin lehine bir şey var orada, düzenlemeler oldu. Bu konuda defalarca bunlar dile getirildi. Bu tabii sadece bizim problemimiz değil veya bizi ilgilendiren bir şey değil. Bu sonuçta o ilin işte mülki amirinden, belediyesinden, her şeyden. Çünkü ilin gelirlerini artırıcı yönde bir engel olduğu için bu. O konuda çeşitli çabalar da herhalde odalar olsun, işte borsalarımız olsun çeşitli çabalar da gösteriliyor. Bir nebze düzenlemeler oldu. Bir de bu arada yine bizim vergi mevzuatımızdaki yetkiye dayanarak da Maliye Bakanlığı Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Başkanlığı kurdu. Şimdi İstanbul'da İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı var. Bir de ayrıca Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Başkanlığı var. Oradaki mantık ve mantalite de şu. Yani biz bazı büyük mükelleflerimize, yani işte bankalardır, işte Türk Hava Yolu'dur, buna benzer böyle borsada işlem görmüş, yani şu anda 800 mükellefi var bu Vergi Dairesi Başkanlığımızın. Yani çok kurumsallaşmış, çok büyük, uluslararası rekabet eden mükelleflerimize ayrı bir vergi dairesine bağlayalım. Oradan daha iyi hizmet vererekten, hiç olmazsa bunların uluslararası yapmış oldukları hizmetler, anlaşmalar, faaliyetlere en azından bir engel olacak bir uygulama olmasın. Hani onlara daha iyi hizmet veresin gibi bir düşünceyle bir de yaklaşık 800 civarında mükellef büyük mükellefler vergi dairesine bağlandı. Mesela bankalar olsun işte büyük yani cirosu. Tabii bunun çeşitli kriterleri var. Evet. Aktif büyüklüğü, cirosu, hasılatı gibi. Onu da baz aldım. O da tabii yine aynı zamanda bir belki faaliyeti Ankara'da, faaliyeti başka bir yerde ama hepsi İstanbul mükellefi gibi gözüküyor. Bunlar hem bizim mevzuatımızda, vergi mevzuatında hem de tabii ki
iktidarın en azından yasal bir düzenlemeyle bunlar ancak çözülebilir. Onların gündeminde olan bir şeyler ama yıllardır tabii bu var. Ha bu belki olmasa, düzelmese bile bunu en azından nötrleyici, bunu en azından bir hesaplamalarla, bunu giderici bir düzenlemeyle en azından bizim gibi illerin, mağduriyeti yüksek olan illerin biraz daha vergi gelirlerindeki aldıkları paylar artırıcı bir tedbir alınabilir gibi geliyor bana. Yani illaki bizim mükellefimiz olmasa bile ama bizim mevcut tahakkuk ve tahsilatımız içindeki hesaplamalarımızda tabii bunlar bizim kaybımız. Yoksa bizim tahakkukumuz daha yüksek. Bizim tahsilatımız daha yüksektir yani. Elbette ki yani bu sizin adına yani vergi dairesi başkanlığı yani olarak da tabii. Sizin bir başarınız, sizin hakikaten gurur duyacağınız bir gelişme olması evet. Gerek olur diye düşünüyorum. Çünkü düşünebiliyor musunuz Sayın Avcı? Bizatihi Başbakan'ın açıklamasına göre 2012 yılı turizm gelirleri 22 milyar dolar. Evet. Bu kayıt içi ekonomide. Evet. Bunun neresinden tabii. Bakarsanız bakın dörtte birlik bir kesimi buraya ait. Evet. Evet. Ama ben devlete böylesine bir takım gelirler sunarken benim il olarak bir takım sorunlarım var. Mesela halkın en önemli temel geçim kaynaklarından birisi tütün iken bu bölgede tütünü siz kaldırdınız. Alternatif ürün getireceğiz diyerekten 10-15 senelik süre içerisinde hala mesela tütününden elde etmiş olur gelir miktarında gelir elde edebilecek bir başka ürünü yerleştirilemedi Muğla'da. Böyle evet. Bir sıkıntılar var. Şimdi ben Muğla olarak böyle bir sıkıntıda içerisindeyken benim gelirlerim de var. Sadece turizm değil. Enerji bağlamında olsun, maden bağlamında olsun, ormancılık yönünden olsun, kültür balıkçılığı yönünden olsun Muğla istisna teşkil eden illerden bir tanesi. Ama madem ki ben böyle bir konuma sahibim il olarak ben sorunlardan arınmalıyım. Sorunlardan arınayım ki devlete olan gelirli işi bir şeyim daha fazla artsın. Ama tabii yıllardan beri bu konuyu biz çok fazla siyasilerle Sayın Başkanım evet. Tartıştığımız için burada bir yerde 3 saatlik 4 saatlik süreç hep tartışıyoruz. Birinci derecede bu iş siyasilere düşüyor. Evet. Özellikle iktidar partisi milletvekillerine düşüyor. Muğla gerçeği bu. Muğla'nın durumu bu. Lütfen siz işte bir yerde taşın altına elini koyarak duyarlılık gösterin. Ama işte gelinen nokta bu. Evet. Sayın Hacı ben teşekkür ediyorum ama son olarak siz vatandaşımıza vergi ile bağlamında mesajınız olmalı. Evet. Ne istiyorsunuz vatandaştan, mükelleflerinizden birinci derecede istemiş olduğunuz şeyleri maddeler halinde şöyle ekranımıza söylerseniz programı kapatırız diye düşünüyorum. Çok sağ olun. Teşekkür ederim. İsmail Bey. Şimdi Muğla Vergi Dairesi Başkanı olarak öncelikle bütün mükelleflerimizin, bütün vatandaşlarımızın ve bizlerin de ben vergi haftasını kutluyorum. Önümüzdeki hafta kutlayacağımız vergi haftasını şimdiden kutlamış oluyorum. Bütün vatandaşlarımıza her konuda, vergi konusunda kapılarımızın, dairelerimizin kapısının sonuna kadar açık olduğunu, her zaman mesai saatleri içerisinde bütün hizmetlerin verildiğini, vermeye çalıştığımızı, amacımızın vatandaşlarımıza vereceğimiz hizmetleri en hızlı bir şekilde, en sağlıklı bir şekilde, en doğru bir şekilde vermek istediğimizin bilinmesini ben vatandaşlarımıza söylemek istiyorum. Bu arada önümüzdeki ay Mart ayı, Nisan ayı ve bu aylar beyan dönemi. Kesinlikle mükelleflerimizin ileride herhangi bir olumsuzluk, olumsuz bir uygulamaya maruz kalmamaları için beyannamelerini zamanında ve en doğru bir şekilde vermelerini bu konuda biraz daha hassasiyet göstermelerini ben temenni ediyorum. İnşallah daha bir güzel ülke için, daha güzel Türkiye için, daha iyi gelecek için, daha iyi bir nesiller için de verginin önemini, verginin vazgeçilmez bir devletin gelir kaynağı olduğunun ben bilinmesini istiyorum. Vatandaşlarıma saygılar sunuyorum. Teşekkür ederim. Asıl biz teşekkür ediyoruz Sayın Avcı. Hakikaten bir vatandaşın mutlak surette üstlenmiş olduğu yükümlülükler neler olduğu ve bunları nasıl yerine getirilmesi bağlamında siz gayet güzel de bir açıklamada bulundunuz. Ümit ederiz ki beklentiler sizin vatandaşın devletten, devletin vatandaştan beklentileri kısa süre içerisinde istenilen noktaya gelir de artık zaman zaman karşılaştığımız türlü sorunların üstesinden geliriz diye düşünüyorum. Evet değerli izleyenler, işte yaklaşık bir saate yakın süre içerisinde Muğla Veri Dairesi Başkanı Sayın Zafer Evci ile birlikteydik. İşte tabii onlar 25
Şubat 3 Mart tarihleri arasında vergi haftası kutlamaları olduğu için bu hafta ile ilgili hakikaten vatandaşı bir takım bilgilendirme yapmak yanında o süre içerisinde ne gibi etkinlikler sergileneceklerini kendileri açıkladılar değerli izleyenler. Ve sonuç olarak her vatandaşın evvel emirde mutlak surette yerine getirilmesi gereken şartlardan bir tanesi, eğer vergi mükellefi ise, ki vergi mükellefiyiz hepimiz, o görevi yerine getirmemiz. Devletin bekası, devletin yaşaması, uluslararası konjonktürde yerini alabilmesi, istenilen bir konumda olmasının, yani 200'ün üzerinde tam bağımsız ülkeler içerisinde Türkiye Cumhuriyeti'nin istenen bir konumda olmasının temel koşullarından bir tanesi de size bağlı. Sizin devlete olan yükümlülüklerinize bağlı. Dolayısıyla herkes üzerine düşen, belirlenen matrağı içerisinde o görevi yerine getirmekle mükellef değerli izleyenler. Böylelikle bir programı daha geride bıraktık. İnşallah bir hafta sonra bir başka konu ve konuklarımla sizlerle birlikte olabilmek ümidiyle hepinize iyi akşamlar diliyorum değerli izleyenler.